Haftanın başından beri çeyizde çok iddialı olduğunu söyleyen Sena Gelin sözlerinin hakkını verdi. Tabii beklentiyi yükselttiği için hanımlar beğenir mi onu birazdan göreceğiz. Şu parçaların tatlılığına bakın sevgili izleyiciler. Vallahi insan bunları kullanmaya kıyamaz. Biz gelinimizin çeyizini çok beğendik. Bakalım gelinler neler diyecekler. Sekiz aylık gelinimiz Sena'nın çeyiz odasındayız. Evet. Ben çeyiz göremiyorum ama. Kendisi evet. Çok iddialıydı ama 9 yıllık Gülhan arkadaşımızın bile çeyizli zaten. Arkadaşlar gözünüzde toz mu kaçtı ay? Hayır. Bir dakika etrafımıza bir bakar mısınız? Tabii ki biz bakıyoruz tabii zaten. Bakıyorsunuz. Bende de bunlar vardı el emekleri sadece. Bunlar çeyiz çokluğu, çember ve lifse o zaman evet haklısın diyorum. Aslı Hanım biliyorsunuz dün çok üstüme gidildi. Evet. O yüzden ben bir videosu çektim sizler şey için. Şey diye acaba çeyizler ve yerlerden değil. Mi toplandı? Evet. Sen toparladığını düşünüyorum. Ben hiç toparlamadım. Gel. Yes, yani 9 Hayır, yıllık çeyizin. Hayır, senin de paketli. O zaman sen de topladın onu. 9 yıllık çeyizin ben o kadar temiz. Benim 3 yıllık çeyizim. Yani sağdan soldan aldığını düşünüyorum. Ben Diyarbakır kızıyım. Bir açıklama gelinliyim. Yapabilir miyim? Benim iki tarafta bolca yaptı. Gördünüz Aslı zaten. Aslı Hanım. Arkadaşımız ithamda bulundu. Kim? Bizim adımıza genel anlamıyla. Hepimiz konuş. Çünkü ona istinaden söyledim. Ben de kanıtlama gereği duydum Aslı Hanımcığım. Evet çünkü video söylemiştin sen de. Bizim sesimiz oldu. Video çektin ilerlemez. Evet çektim. Biz i̇zletmek mi istiyorsun? Evet izletmek istiyorum Aslı Hanım. O zaman buyurun izleyelim. Bir de buradakine bakın. Ben toplamışım. Ya ben toplamışım. Havlularım. Daha programdan yoğunluktan toplayamadım bile çeyizlerimi. Ben böyle toplamam bunları tek tek kuşlarım. Alın. Temiz kullandım. Bak bu kaç senelik. Benim eşimin yaşında. Bak 32 yaşında. Utanın. Niye temiz kullandım diye suç mu? Ben onları suç. Sakladım. Çocuğumun, oğlumun oğlu da görür diye. Şey diye. Bak bunlar hep işleme. Bak bunlar hep işleme. Bunlar hep işlettirdik böyle. Bak iğne yazsın. Bak ucularında. Dant şeylerin. Getir kızım. Seccadelerin işlemesine bakın. Ha. Ben hazır ürün koymuşum çok. Hazır ürün ne değil. Ne hazır ürünü? Kaç tane seccade hep işleme ya. Aha bunları Diyarbakırlılar işletmiş. Hani benim işim değil bunlar da bunlar Diyarbakırlılar'ın işi. Şu çeyizlere bakın, şu dantellere bakın. Kimde var ya? Diğer odada var. Zaten ekranları başındaki izleyicilerimiz gayet net gördü. Sizler de gördünüz herhalde. Çok üzülmüş. Hatta kıyafetini değiştirmemiş. Gider gitmez açmış. Evet. O kadar dokunmuş. Dünkü kıyafeti vardı üstünde. Arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz Aslı Hanım. Çok sağ olun. Bu ince düşüncesi için gerçekten teşekkür ederim. Ya bu çok üzüntünün verdiği bir netice bu. Evet. Ben zaten bunlara çok karşıyım. Bunu söylemiştim. Bu diskalifiye sebebidir demiştim. Çok teşekkür ederim sen de böyle bir şey yaptın. Lakin o konu kapansın. Evet kapansın. Buraya gelelim. Bu arkadaşınıza anormal haksızlık yapıyorsunuz ve üstüne gidiyorsunuz kızlar. Hayır Aslı Hanım eğer sadece çeyiz, çember ve lifse. Çember ve lif değil arkadaşım orada. Sen bak dolu malzeme var. Gerçekten şapır. Şu yelekler, hırkalar. Sanırım açıkta bakmadım. Dur o düştü aslında. Bende de çok yelek vardı da yukarı bakmadıkları için görmediler. Aslı Hanım kusura bakmasın arkadaşlar. İsterseniz buradan çıkalım. Yani bu çeyize bakmanın bir anlamı yok. Madem azsa benim çeyizim. Biz çıkalım. Çıkalım azlıyorlar arkadaşlar. Onların elindeki çeyizse benim bu serdiğimde ben bilmiyorum. Sen ciddi misin? Ben çok ciddiyim. Çıkalım yani. Bak çıkmak istiyor arkadaşınız. Kendi bir misafirperverliğine veriyorum. Kendisi çünkü. Misafirperverliğiyle ilgisi yok bu işin. Ama biz bir şey dedik. Ağrıda gitti şu anda. Hayır, benim de dün çok ağrıma daha bakmadınız. Bir dakika. Senin yatağın kenarına geçtim ki arkadaşlarına tek tek verdim gösterebilmek için. İşleme tenezzülünde bile bulunmadılar Aslı Hanım. O yüzden normaldir. Ama gözüküyordu. Siz bir dakika. Bu arkadaşınızın çeyizine bakma tenezzülünde bulundunuz mu? Neyine baktınız? Asla neyine baktınız? Burada sesim çıksın işte. Neredeyse görebildim. Ya bir yorum yapalım biraz. Söyle. Merve Hanım siz bugün çok sakin. Ama susmuyorsun ki bağırınca bağırdı diyorum. Sen bir dakika. Bir dakika. Özür dilerim. Evet söyle Merve. Çok sevdim onu bir önce merak ettim.
bu çok bilmiyorum ismini ama keçeyle pancayla yapılan. Çok hoşuma gitti. Kim yaptı? Önce onu bir sorayım da anlamına yorumumu yapayım. Eşimin halası yaptı sağ olsun. Bence harika bir parça ve çok zor bir teknik. Bayıldım. Takım mı bu arada? Takım sadece yastık değil. Yatak örtüsü. Bak yatak örtüsü var. Bunu ben detaylı bir şekilde izleyicilerimizin görmesini istiyorum. Oldukça keyifli ve ilk defa gördüğüm bir çalışma. Evet. İyi buldun onu. Şimdi yorum yapayım. Bir de şu yeni ter kırma. Birisi. Çok güzel. Hayır ben göstereceğim seni. Çizgi gidemezsin bir yere. Tamam. Evet. Evet. Yorum yapabilir miyim şimdi? Tabii. Ben bir parçayı söyledim. Çeyizi ben sadece Sena'ya göre yorumlayıp daha sonra bizlerle kıyaslayarak yorumlamak istiyorum. Çeyiz bence bir gelin için genelde yeterli. Evet. Çünkü fazlası zaten gerçekten kullanılmıyor ama arkadaşlar bu şuna ağzını yüzüne eğmesin. Lafımın sonunu bir dinlesinler. Onlar da kızıyorum. Bir dakika konuşuyorum. Sesimi yükselttirmeyin. Rica ediyorum. Biraz bir gelin için istersen. Aslanımcığım bir gelin için gerçekten yeterli bir çeyiz. Evet. 8 aylık evli belki bize göre az olabilir. Özellikle Gülhan'la bana göre. Evet. Eğer ben Gülhan'la benim için kıyaslarsam kesinlikle bize göre çok az. Doğru. Çünkü biz 9 yıllık o 8 yıllık. Ama bir gelin olarak kıyaslarsam gelin için yeterli bir çeyizi var. 8 aylık bir evet. gelin. Ama bize göre ikimize göre az. Canım benim. Ne vereyim bakalım. Ben olanı söylüyorum. Parçalar bence çok güzel. Bunu kim yaptı? Sadece bize göre az. Evet. Bu takım, bu el emeği. Ben şunu çok merak ettim. Çok hoşuma gitti. Kendi sanatıdır bu el emeği. Bu bir şey kılıf konuşalım. Hiçbir şey beğenmediniz ki bunu da asayım, buna da yorum mu alsaydım? Yok çok güzel olmuş. Evet. Nereye asıp da yorum yapacaktınız? Ya bu mesela ya. Senin balkona. Mutfaktaki balkonun çok güzel. Evet, çok güzel olmuş. Bunları orada değerlendirebiliriz. Evet, düşünüyorum da daha henüz çok yeniler. Yaparsın yavaş yavaş. Çerçeve yaptırırsın bak mesela kahverengi, mat kahve. Çıkmak isteyen arkadaşım var mı bilemiyorum. Çıkmak istiyorsunuz. Evet. Buyurun çıkın. Çıkın hadi çocuklar. Teşekkür ederim. Evet. Yok. Çıkın. Sen istiyor musun? Çekin. Ben de yok. Ben buradayım. Peki Elif çıkmak istiyor. Bu ne kılıf arkadaşı? Bu neydi ya? Oklava. Evet kılıf çünkü. Anca gördüm onu. Bugün Allah'ım oklavaya kılıf yapmışım çeyizinde daha ne yapsın? Hiçbir şeyim yok aslanım öyle. Hayatımda oklava kılıfı ilk defa görüyorum. Yok hiçbir şeyim yok yani. Bir de şu parçaları lütfen ben onları gördüm girişte. Evet onlar büyük ihtimalle el emeği ama kimin acaba? Benim annem yaptı bunları. Vefat etmeden önce çocuklarıma yapmıştı ileride. Çerçeveletmek için mi? Evet. Bunu da gösterelim. Bunlar çok güzel olmuş. Buradan ben masaya geçmek istiyorum. Evet. Bir çay içmek istiyorum. Ne masumdur bunda ya. Tamam mı? Böyle bir şekerimiz mekerimiz düştü. Evet. Ve lütfen herkes kendini kendisi savunabilir. Kimse kimsenin adına da yorum yapmasın. Sen bunu savunmadığın için biz senin yerine savunduk ben zaten. Ben kendimi savunabiliyorum. Bugün hiç savunmuyorsun nedense. Belli Sena Hanım, 4 gün boyunca savundum. Bugün susuyorsun. Gülhan'cığım ben sana... Bak ben seni kırmadan evinde yorumunu yaptım. Evet. Puanını da verdim arkadaşım. Vicdanınızı elinize koyun. Ona göre hareket edin. Lütfen rica ediyorum sizden. Tamam. Üzüldüm. Ben sadece bu kadar konuşayım. Ben daha konuşmayacağım. Tamam. Yok ben senin için demiyorum. Evet. Ben genel konuşuyorum. Şu anda... Ben sana bir şey soracağım. Gidelim bak sıkıldım. Bir cümle daha istemiyorum. Şunlar, şimdi babaannesinde vardı. Bunlar çok önce, güzel. Beni Gülhan dinlemiyor. Evet. Anacığım dinlemiyor. Yok. Çıkın. Çıkalım. Çıkın. Çıkalım buyurun. Bunların hepsi ya. Bunların hepsini gerçekten yok ben tamam hayatım. Konuşmak istemiyorum. Ben konuşacağım. Ben, çık sen. Gerçekten ben. Çık sen. Evet belki bugün 5 gelin yarışıyor. Ama bizi tüm Türkiye izliyor. Evet bizim gelenek ve göreneklerimize çeyiz çok önemli. Bir gelinin başının tacı, sandığı çok çok önemli. Ve biz Türk halkı olarak Samsun'dan, İzmir'den, Bursa'dan, Ankara'dan, Gaziantep'ten, Adana'dan gerçekten çok özel çeyizler görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz. Ben bu çeyizleri de beğendim. Şu emeklere bakar mısınız? Şu işlere bakar mısınız? Buraya ne insanların eli değmiş... Çeyize kimse laf söz etmesin. Ne bu çeyize ne diğer gelinlerimin çeyizine. Bu kadar. Hadi bakalım masada görüşelim. Çeyiz odasından çıkarken Sena arkadaşımı size hakkımı helal etmiyorum dedi. Buradan da söylüyorum hiçbir arkadaşıma, hiçbir arkadaşım derken birkaç kişiye hakkımı helal etmiyorum. Verdiğim puanlarda da pişmanım. Şimdiki aklım olsa o puanları onlara vermezdim.